Sevgili seyirciler, Galatasaray televizyon ekranlarından mutlu günler diliyoruz herkese. Her hafta olduğu gibi yine Orta Koridor programında sizlerle birlikte olacağız. E-spor dünyasından gelişmeler ayrıntılı bir şekilde bu ekranlarda olacak. Oyun dünyasında ne var ne yoksa konuşmaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Yine her hafta olduğu gibi önemli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Seti Medya kurucu ortağı Tuğbek Ölek bizlerle birlikte oyun dünyasından gelişmeler neler yaşanıyor şimdi sizlere aktarmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Her şey yolunda. Her şey yolunda. O zaman hemen hızlı bir giriş yapalım. Hı-hı. Seti Medya nedir? Hı-hı. Neler yaparlar? Buradan başlayalım. Başlayalım. Biz oldukça eski bir ekibiz Türkiye'de oyun sektöründe. Bizim oyun sektörüne girişimiz 96'ya dayanıyor. Yani bu 21. senemiz. Ve öncelikle biz daha çok işin basın tarafındaydık. Oyun dergileri çıkarttık çok sayıda. Bu dergilerde çalıştık. 2007 yılında Seti Medya'yı kurduk. Ve o zaman kurarken düşündüğümüz şey, biz yıllardır bu işin basınını ayağını yürütüyoruz. Ve basın olduğumuz için haliyle bize çok fazla bilgi geliyor. Çok fazla insanla tanışıyoruz. Sektörde bütün olan bitene hakimiz. Ama bunu niçin sektörün gelişimine kullanmayalım diye düşündük. Ve bunun üzerine Seti Medya'yı bir basın kuruluşundan çok daha çok bir bilgi paylaşan, bir know-how center gibi konumlandırdık. İlk ürünümüz bizim için, ilk çocuğumuz diyeyim, Oyun Gezer'di ki halen devam ediyor. Bizim için yaptığımız işlerin en önemlilerinden biri. Ama bunun üzerine çeşitli servisler eklemeye başladık. Firmalarla ortaklıklar kurmaya başladık. Ve bir noktadan sonra da artık hani şirketin kendi gelişiminden çok sektörün gelişimine odaklanmaya başladık. Biraz daha sektörü hızlandıracak hareketler yapmaya başladık. Ve halen bu şekilde devam ediyoruz. Böyle geçmişte yaptığımız ve gerçekten çok inandığımız pek çok projemiz oldu. Mesela bunlardan sonuncusu, geçen yaz dünyanın en büyük oyun fuarı olan Gamescom'a Türkiye'yi partner ülke yaptık. Bu her sene sadece bir ülkeye verilen ve bugüne dek sadece İngiltere gibi, işte Kore gibi oyun sektöründeki çok büyük ülkelerin sahip olduğu bir onurdu. İlk defa bu 5. sene seferinde bize verdiler. Ve Türkiye bir anlamda bütün dünya oyun sektörünün vitrinine çıkmış oldu. Biraz daha ön plana gelmiş oldu. Mesela bunun organizasyonunu yaptık. Bunun dışında işte Türkiye'de oyun geliştiricilere yönelik destekleyici çeşitli faaliyetler, aktiviteler yaptık. Şu anda pek çok konuda çalışmaya, ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye'deki bütün büyük oyun firmalarıyla mutlaka kurduğumuz ortaklıklar var. Pek çok küresel firmanın Türkiye'deki temsilcisiyiz. Kimilerinin oyuncularla kurduğu ilişkiye yardımcı oluyoruz. Kimilerinin burada halkla ilişkilerini yapıyoruz. Böyle bir yandan hem kendi ürünlerimizle, medyalarımızla, oyunculara ulaşıyoruz. Bir yandan sektörü geliştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da 360 derece servisler sunuyoruz firmalara. Bir nevi menajerlik yapıyorsunuz da denilebilir mi buna acaba? Vallahi yapmadığımız bir şey yok. Yani mesela örnek olarak Türk Telekom'un oyuncular için hesaplı fırsatlar, oyunlar sunduğu Play Store diye bir portal var. Mesela bunun projesini, içeriklerini biz geliştirdik, hazırladık. Ve geçmişte bütün büyük, aynı zamanda oyun sektörüne girmeye çalışan firmalara yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü sonuçta bizim düşüncemiz şu, biz bir bilgi merkeziyiz, bilgi kaynağıyız. Ve oyun sektöründe bir şeyler yapmak isteyen herkese fayda sağlayabileceğimiz yanlar var. Ve bunları sürekli olarak onlara uygun şekilde sunmaya çalışıyoruz. Peki Seti Medya çok kalabalık bir çalışan grubundan mı oluşuyor? Vallahi bize sorarsanız biz kalabalığız. Çünkü şeyiz, bizim böyle aile gibi bir yapımız var. Ve çok kalabalık olmazsa bir aileyiz. Olmaz zaten. Evet, yani zaten ofis içinde sürekli çalışan 20 arkadaşımız var. Ama bunun dışında çeşitli projelere destek veren, yazarlık yapan, işte haber editörlüğü yapan 50 arkadaşımız daha var. Ve büyük bir aileyiz. Hani bir araya gelip partilediğimizde şey oluyor, büyük bir parti oluşturabiliyoruz en azından. Keyifli oluyor yani. Evet. Yaptığınız işten keyif alıyorsunuz. Bunu da çalışanlarınıza yansıtmaya çalışıyorsunuz. Evet, yani bizim idealimiz, hayalimiz zaten daima buydu. Yani biz hiçbir zaman işte işin ticaretine odaklanmadık.
yaptığımız işten keyif almaya odaklandık. Çünkü hani mentalitemiz şu, ömrümüzün nereden baksanız bir 50 senesi çalışarak geçiyor ve bu 50 sene boyunca günde 8 saatimizi, ki hani özel hayatımızdan fazla süremizi işte geçiriyoruz. O zaman bizim için en önemli şeyin yaptığımız işten keyif almak olması lazım. Aksi takdirde çalışmanın, iş yapmanın, bir şeyler kazanmanın çok bir esprisi yok. Yaptığımız işten keyif almadığımız zaman hayatın geçebilme şansı yok. 50 yıldan bahsediyorsunuz. Dilek Olay. Şimdi Seti Medya'nın en önemli paydaşlarından bir tanesi Oyun Gezer. Evet. Oyun Gezer değerli izleyiciler, e-sporda oyun dünyasındaki en önemli iki dergiden bir tanesi. Zaten ne yazık ki iki tane dergi mevcut. İki tane önemli dergi mevcut. Dolayısıyla o dergilerden bir tanesi. Oyun Gezer'den biraz söz etme şansımız var mı acaba? Oyun Gezer kendi içinde enteresan bir platform. Bir yandan bir okul gibi. Çünkü sürekli yeni arkadaşların katıldığı, hani emek verdiği, bir şeyler ürettiği, süreç içinde kimilerinin kendi projelerini ürettiği uzun bir macera bizim için. Bu sene 10. yılını kutluyoruz. Sadece dergi de değil, oldukça popüler bir web portali var oyungezer.com.tr. Bunun dışında YouTube kanalı, işte Facebook grubu, Steam'deki grubu, pek çok kendi portalindeki forumu, farklı farklı toplulukları var oyuncuları bir araya getiren. O yüzden böyle bütün oyun sektörünü sarmaya çalışan, bütün sektöre bir şey, sektörün her tarafına bir şeyler katmaya çalışan bir platform olarak da görüyoruz. Ama tabii bizim için derginin ayrı bir yanı var. Bir yandan hani oyun dergiciliği oyun sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Türkiye'de daha oyunlar dahi yokken dergiler vardı. İşte daha Commodore 64'ler zamanında mesela çıkan 64'ler dergisi vardı. Bir parça o döneme göre amatördü ama hani insanların oyunla kurduğu tek ilişki oydu. Ve bizim de ilk ürünümüz Seti Medya olarak Oyun Gezer. O yüzden bizim için derginin ayrı bir yeri var. Peki dergiden bahsetmişken şu anda dijital dünyada yaşadığımız için dergiler de artık bilgisayar ortamında bizlere ulaşmakta. Bir açıyoruz telefonumuzu, dergiyi veya iPad'imizden dergiyi bildiğin sayfayı değiştirerek okumaktayız. Ama olayın mecmua kısmından baktığımız zaman siz de şu an belirttiniz, nostalji bölümü bizleri çok mutlu ediyor. Yani dergiyi elimize aldığımız zaman okumak, iPad'den veya telefondan okumaktan aslında çok daha keyifli. En ya, azından benim adıma. Şöyle söyleyeyim. Bunu sağlayabiliyor musunuz? Yani bu nostalji kısmını eminim ki Oyun Gezer'in dijital boyutu had safhada belki çok daha önemli sizler için. Ama mecmua şeklinde de bundan bir pay alıyor musunuz? Yani bunun gereken değeri görüyor musunuz? Gereken kıymeti sizler veriyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bence işin sırrı kağıtta yatmıyor. İşin sırrı içerikte üretilen yatıyor. İçerikte. Tabii ki öyle. Ama basılı derginin şöyle bir güzelliği var. Dijital dergiye göre her şekilde daha pratik ve aslında bakarsanız gelişmiş. Çünkü bizim dergimizin çözünürlüğü piyasadaki herhangi bir ekranlı cihazdan daha fazla. İşte dergide tasarım olarak yapabildiğimiz basılmış şey... Basılmış halinden bahsediyorsunuz. Tabii. O kadar kaliteli yani. Elbette yani, çünkü mesela bir kapağımızda kullandığımız bir görseli o bizim kapağa koyduğumuz çözünürlüğüyle siz mesela bir tablet bilgisayarda açamazsınız. Mesela biz oldukça gelişmiş grafik bilgisayarlar kullanıyoruz, onları bile zorluyor. Çünkü aslında çözünürlük olarak dergiler daha yüksek. Diğer bir güzel yanı, pili hiçbir zaman bitmiyor. İçinde gezmesi kolay. Yani dergiyi pırt diye çevirip arkasını açabiliyorsunuz ama şeyde, dijitalde biraz daha tek tek gitmeniz gerekiyor. Ama bana sorarsanız ikisi de aynı şey. Bir dergiyi farklı kılan şey belli bir frekansla üretiliyor olması. Yani mesela biz aynı zamanda bir web portali de yapıyoruz. Ama portalde böyle günlük içeriği anlık girmeniz gerekiyor. Dergi öyle değil. Dergide siz içeriği bekletebiliyorsunuz. Üstüne düşünebiliyorsunuz. Onu daha iyi yoğurabiliyorsunuz. Alıp ya bu olmamış deyip baştan yazabiliyorsunuz. Mesela televizyon da çok öyle, anlık gelişen bir şey. Ama derginin böyle bir güzelliği var. Bütün bir ayınız var o dergiyi hazırlamak, en iyi hale getirmek için. Hani biraz daha böyle yıllanmış şarap gibi ya da işte daha gurme bir yemek gibi üzerinde oynayabiliyorsunuz. Ama bu tabii ne kadar emek verdiğinizle, hani ne kadar üzerine düştüğünüzle ilgili. Eğer bunu yapmazsanız elbette bir şeyden, web sitesinden farkı olmaz dergin. Ama siz onu pişirmek için ağır ağır uğraşıyorsanız, bütün bir ayı kullanıyorsanız o zaman farklı oluyor. Mesela bizim için genelde şeydir, hani her ay ayın birinde çıkmaya
özen gösteriyoruz, çabalıyoruz ama Türkiye'nin en düzensiz çıkan dergisi olarak da biliniriz. Okurlarımız da biraz eleştirir. Yani geçmişte ayın 10'unda çıktığımız bile oldu. Çünkü eğer içimize sinmediyse biz o dergiyi basmıyoruz. Bu da güzel bir gelişme aslında ama yine de ayın başında vermek zannediyorum. Tabii hedef o, hedef o. Peki ben şahsen kendi adıma işin nostaljik boyutuyla baktığımız zaman bir dergiyi elime alıp karıştırmak, onu tüketmek bana çok daha tatlı geliyor. Ama tabii diğer bahsettiğiniz boyut da başka bir sektör aslında. Yani zaten kendiniz de söylüyorsunuz. Fast food o kadar süratli bir şekilde, o kısım yani dijital kısım o kadar süratli bir şekilde tüketiliyor ki. Ama dergiyi elimize aldığımız zaman her anımızda, her boş vaktimizde rahat rahat bakıp ondan çok daha fazla keyif alabiliyoruz. Geçmişte oyun sektörünü takip edenler yakından hatırlayacaktır. Tuğbek Bey Level dergisinde çalışıyordu. Şu anda yine çalışmalarına devam eden bir dergi ama geçmişte olduğu kadar zannediyorum aktif değiller. Nasıl yorumlarsınız? Yok, hala aktifler. Yani şu an zaten Türkiye'de... Çok duyardım çünkü geçmişte Level dergisi galiba belki de tek olduğundan dolayı. Olabilir, belki yaşla da ilgili olabilir. Olabilir, doğru. Şöyle söyleyeyim, biz zaten... Sizle birlikte şu anda Oyun Gezer'le birlikte Level'ın var. Evet, iki tane dergiyiz. Biz aslında Oyun Gezer'i kurarken 3 ortak olarak kurduk. Benimle birlikte Serpil Ulu Türk ve Sinan Akkol. Üçümüz de Level dergisinde çalışıyorduk. O dönemde dergi ev değiştirdiği için biz de şey olarak düşündük. Hani farklı bir gruba gitmek yerine kendi yayınımızı oluşturalım. Kendi şirketimizi kuralım dedik. Ama onun öncesinde 10 sene kadar da orada çalışıyorduk. Ondan daha önce de ben zaten dergiciliğe 98'de PC Gamer'da Serpil'le birlikte başlamıştım. Sonra ikimiz birden Level'a geçtik ve 10 sene boyunca oraya götürdük. Bizden sonra yeni arkadaşlar devraldı ve halen Level dergisi de çok başarılı olarak devam ediyor. Bizim için üzücü olan hani bu süreçte özellikle teknoloji ve bilgisayar dergileri ve oyun diğer oyun dergileri tek tek kapandılar. Hani o dönemlerde mesela 2000'lerin başında çok daha renkli, çok daha kalabalık bir sektördü teknoloji yayıncılığı. Ama şimdi geriye sadece Level ve Oyun Gezer dergileri kaldı. Bir de işte Çip dergisi biraz daha uzun bir frekansla çıkıyorlar. Bu bizim için üzücü tabii. Çünkü o zamanlar biraz daha şeydi, eğlenceliydi. Daha güçlü bir rekabet vardı. Buna biraz değinmek lazım. Oyun sektörü kısaca e-spor camiası daha çok gelişmiyor mu? Daha çok büyümekte olan bir sektör dal değil mi? Neden şu an küçülmeye gidiyorlar? Dergi anlamında mı dergi sadece? Dergi anlamında, basılı dergiler anlamında. Şey tarafında böyle bir sıkıntı yok tabii. Mesela dijital dünyanın YouTube'da, geliştirmesinden mi kaynaklanıyor? Portalde. Yok, hayır. Genel olarak dergicilik sektörünün geriye düşüyor olması bütün yayınları etkiliyor. Anladım. Gerçekten üzücü bir olay aslında. Peki geçmişte yaptığınız Level dergisindeki turnuvalar, organizasyonlar muhakkak yapılmaktaydı. Evet. Şu ankiler arasında ne gibi farklar var? Vallahi çok büyük farklar var. Şöyle söyleyeyim. İyiye aslında doğru gidiyoruz ilk değil turnuvayı, mi? Türkiye'deki ilk e-spor turnuvasını ben organize ettim. Ama o zamanlar daha PC Gamer dergisindeydim. Sene 99'du. Turnuvasını yaptığımız oyun da FIFA 98'di. O zamanlar Ortaköy'de bir büyükçe bir spor kafe vardı. İlk turnuvayı orada düzenlemiştik. Ve tabii çok erken zamanlardı. Onun ardından Şişli'de bir Silikon Vadisi isminde bir bilgisayar satıcılarının olduğu bir kompleks açıldı. Orada Silikon Vadisi Counter Strike turnuvası diye bir ilk Counter Strike turnuvasını organize ettik. Ama bu turnuvalara tabii çok insan katılamıyordu mesela. 100 kişi katılıyordu. Çok önden böyle uzun elemeler yapamıyorduk. Biraz daha hani bir hafta içinde olup biten etkinliklerdi. Sonra biraz daha böyle ilk eli yüzü düzgün diyebileceğimiz turnuva Level Counter Strike turnuvasıydı. 2000 senesinde organize edilen. Bunun hem ciddi elektronik sektöründen şeyi vardı, sponsorları vardı. Büyük bir otelin balo salonunda yapılmıştı. Ve 16 hafta boyunca elemeleri vardı. Biraz daha lig usulü gitmişti. Biraz daha heyecanı arttırdı. Ve onun hemen ardından da World Cyber Games başladı. World Cyber Games enteresan bir konseptti çünkü dünyanın 52 ülkesinde organize ediliyordu ve olimpiyat havasında organize ediliyordu.
Türkiye'de ilk defa 2011'de organize ettik ve 2006'ya kadar Türkiye'de devam etti. Bir sürü branşta yapılıyordu. Tek bir oyun değildi. Mesela FIFA, Counter-Strike, StarCraft gibi oyunlarda yapılıyordu ve her sene sene içinde turnuvaları yapıp Türkiye'nin en iyilerini seçip yurt dışındaki turnuvalara götürüyorduk. İşte mesela iki kere Kore'de, bir kere Amerika'da, bir kere Singapur'da buradan kafile götürdük. İşte milli formalarıyla, orada işte açılış törenlerinde Türk bayrakları taşındı. Biraz da böyle küçük bir olimpiyat havasındaydı. Ama zamanla bu tip turnuvalar şeyini kaybetmeye başladı, momentumunu kaybetmeye başladı. O dönemde biz mesela Türkiye'de CPL turnuvasını da yaptık. WGT, ESWC, AECON gibi bir sürü turnuvayı yaptık ama olay şuydu, hep teknoloji sektörü destekliyordu. Yani yeni bilgisayarları, yeni ekran kartlarını, yeni monitörleri tanıtmak için bu turnuvaları destekliyorlardı. Ama bir noktadan sonra bu momentumunu kaybetmeye başladı ve onun yerine oyun firmalarının kendi desteklediği turnuvalar başladı. Ve işi değiştiren bu oldu. Çünkü oyun sektörü fark etti ki ya bu turnuvalar bizim işimize yarıyor. Sektörü büyütüyor. Daha çok oyuncuya ulaşmamızı sağlıyor. İlginin, alakanın artmasını sağlayan şey de zannediyorum bu oldu. Tabii. Ve özellikle Türkiye'de baktığımız zaman Riot Games'in League of Legends'a çok büyük bir yatırım yapması, burada büyük bir ofis açması, çok oyunculara evet çok ciddi bir servis vermesi ve e-sporu önüne bir hedef olarak koyması bütün işi değiştirdi. Yani League of Legends gelene kadar Türkiye'ye bu şekilde e-spora, bizim yaptığımız en büyük turnuvayı izleyen insan sayısı 1000 kişiydi. Ama bir anda bir baktık Ülker Arena 10 bin kişiyle 12 bin kişiyle doluyor. İnanılmaz. Yayınları inanılmaz sayıda insanlar izliyor. Tabii bir de şu var, bizim hani 90'ların sonunda 2000'lerin başında turnuva yaparken izlemek için gelmek gerekiyordu. Sadece HLTV diye bir Counter Strike sistemimiz vardı. Maçları evinden insanların izleyebileceği ama kullanması zor bir sistemdi. Çok az sayıda insan kullanabiliyordu. Hani turnuvaya 600 kişi geliyorsa 600 kişi izliyordu. Bir YouTube yoktu mesela da. Şimdi Twitch yoktu. Şimdi bunların gelmesiyle birlikte, ondan sonra e-sporun televizyonlarda yayınlanmasıyla birlikte bir anda maçları işte yüz binlerce kişi izleyebilir hale geldi. Ve hani şöyle kıyaslayabilirim, biz küçük bir mahalle bakkalı işletiyorduk e-sporun ilk yıllarında. Şimdi devasa süpermarketler zincirine döndü e-spor. Ve yani biz işte ta 98'den bu yana adım adım o gelişmeyi takip ediyoruz. Tuğbe Kölek hakikaten gelişimi çok güzel bizlerle paylaştı. 99 yılından bu zamana kadar gelişen süreci paylaşırken şöyle bir soru yönelteceğim kendisine. Teknoloji o kadar altından kalkılamayacak bir şekilde gelişme gösteriyor ki, hı hı, yetişmek hakikaten imkansız. Yani adapte olmak, entegre olmak gerçekten çok zor. Dünyadaki gelişimin Türkiye neresinde, entegre olabiliyor muyuz? Adapte olabiliyor muyuz? Yoksa çok geride mi kalıyoruz? Riot Games'in girmesinden sonra, hı hı, Türkiye'de bir genel merkez açmasından sonra hakikaten mükemmel bir ivme kazandık zaten. Hı hı. Gelişimi görmekteyiz. Ne düzeydeyiz? Şu an ne alemdeyiz kısaca? Şimdi oyun sektörünün şöyle bir özelliği var. Teknolojiye ilk adapte olan ve teknolojide önce olan bir sektör oyun sektörü. Yani dünya üzerinde konuşulan, trend olan pek çok teknoloji bir anda bir bakıyorsunuz oyun sektörü almış, kullanıyor, olgunlaştırmış, iş modellerini geliştirmiş. Daha diğer sektörler farkına bile varamadan. Mesela bulut hizmetleri dediğimiz, bulut işte bilişim dediğimiz konu. Hani böyle çok uzun yıllardır konuşuyor ama oyun sektörü için artık o kadar sıradan hale gelmiş durumda ki. Ya da mesela sanal gerçeklik dediğimiz zaman ya da bizim mikro ödemeler dediğimiz, mikro payment dediğimiz bu tip hem iş tarafında hem teknoloji tarafında ne oluyorsa ilk oyun sektörü alıyor, kullanıyor ve olgunlaştırıyor. Diğer sektörler sonradan dönüyor bakıyor ya böyle bir şey varmış diye. Şimdi o yüzden de Türk oyun sektörü için özellikle bunu takip etmek bunu çok ciddi. Bunu örneklendirebilme şansımız var mı acaba? Az önce bahsettiğiniz oyun sektörünün ilk aldığı, kullandığı doneye olarak. En önemli örneği sanal gerçeklik. Evet. Bugün sanal gerçeklik dünya oyun sektörünün bir parçası. Üzerine ürünler üretiliyor, teknolojiler üretiliyor. Yıllardır üzerine konuşuyoruz biz. Hani sanal gerçekliği aldık, bitirdik. Ürün haline getirdik. Hani nasıl yaygınlaştırırız, olgunlaştırırız noktasındayız. Ama mesela sanal gerçeklik filmlerde kullanılıyor. Tabii. Yani sanal gerçeklik dediğimiz şey mesela tasarımda kullanılıyor. Tıpta kullanılıyor. Evet.
inşaat sektöründe de kullanılıyor. Her yerde. Evet, ama onlar da ya biz bununla ne yaparız noktasındalar. Ama oyun sektörü bitirmiş durumda. Mesela sanal gerçeklik üzerine bugüne kadar çıkan ürünlere bakarsanız, uygulamalara bakarsanız göreceksiniz ki %90'ın üzerinde oyundur. Ya da mesela cep telefonlarımız. Cep telefonuna ilk adapte olan, o cihazı ilk kullanan, orada dominant hale gelen oyunlardır. Bugün Apple'ın ve Google'ın kendi işte uygulama mağazalarından yaptıkları gelirlerin çok çok büyük bir kısmı oyun. Geriye kalan uygulamalar hani belki çok kullanılanlar var içlerinde ama bir sektöre dönmekten oyun sektörüyle kıyaslandığında daha uzaklar. Ama Türkiye neresinde derseniz aslında hiç de kötü olmayacak bir yerinde. Çünkü Türkiye'deki oyun geliştiriciler çok göze çarpmıyorlar. Biz çok fark edemiyoruz ama oldukça güçlü bir topluluk ve oldukça çok şey üretiyorlar ve gerçekten de yeniliğe, inovasyona çok açıklar. Ama biz Türkiye'den bunu çok fark edemiyoruz. Çünkü Türkiye'deki tüketim ve üretim birbirinden tamamen farklı. Yani biz Türkiye'de bir oyun geliştirdiğimiz zaman bu oyunu öncelikli olarak elbette küresel pazara pazarlıyoruz. Küresel pazarda başarı yakalıyoruz. Ama bir oyunu tükettiğimiz zaman küresel pazarın liderini tüketiyoruz. Mesela Türkiye'den yurt dışına satılan... O da bir dengesizlik oluşturuyor. Çok bir dengesizlik değil aslında. Sağlıklı bir yapı. Yani Türkiye'nin ithalatı ve ihracatı birbirini dengeliyor. Yani Türkiye'nin şu anda genel manada baktığımız zaman en büyük problemlerinden bir tanesi ithalat dengesiyle ihracat dengesinin arasında uçurumlar olması değil mi? Oyun sektöründe biz üretiyor muyuz? Oyun sektöründe uçurum yok. Yani şu an elimizdeki veriler başa baş olduklarını ya da aralarında %5, %10 gibi küçük bir fark olduğunu gösteriyor. Üretim konusuyla ilgili mi söylüyorsunuz? Evet. Dünyadaki örneğin evet. Kore ile İngiltere ile mukayese edilebiliyor muyuz? Şimdi oyun sektörünün total büyüklüğü 100 milyar dolar. Bunun içinden bizim aldığımız pay %1'in altında. Evet. Yani büyük Kore'nin aldığı pay ne kadar mesela? Kore'nin aldığı pay valla ezbere söylemiş olmayayım ama şunu söyleyebilirim. 7 büyük ülke var. Evet. Yani Kore en büyük olan Çin zaten. En büyük pazar Çin. Kore, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya. Bunların pazardaki toplam payı üretim olarak da tüketim olarak da %70'in üzerinde. Yani 7 büyük ülke etrafında dönüyor. Tüketim kısmından ziyade evet. Üretim kısmında ne düzeydeyiz? Üretim kısmında dediğim gibi tükettiğimiz oyun kadar üretiyoruz. Oyun geliştirme aynen. anlamında. Ama Türkiye'de üretilmiş bahsettiğimiz diğer ülkeler bizim çok önümüzdeler. Üretim anlamında tüketim konusundan çok daha ilerdeler değil mi? Yok, onlarda tüketim de çok yüksek, üretim de çok yüksek. Bizde onlara kıyasla tüketim de düşük, üretim de düşük ama kendi içinde dengeli. Ama işte bizim fark etmiyor olmamızın sebebi şu. Mesela Türkiye'deki en büyük oyun geliştiricilerinden biri Peak Games. İstanbul'da kurulu, tamamen Türk bir şirket. Bütün oyun geliştiricileri de Türk. Ve ürettikleri Toy Blast diye bir oyun var. Şu an Amerika'da iPhone ve iPad'de en çok oynanan, en çok gelir elde eden oyunlar listesinde gayet güzel bir noktada. Ya da bunu mesela, sordum işte evet. Evet, mesela onun dışında Ankara'da Taleverse diye ODTÜ Teknokent içinde bir stüdyomuz var. Yine tamamen Türkler tarafından kullanılmış ve çalışanların çoğu tasarımcıları Türk olan bir firma. Mount & Blade isminde bir oyunu var. Mesela dünyanın en büyük PC oyun dergisi PC Gamer her seferinde gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesini alıyor ve oyun çok uzun süredir piyasada olmasına rağmen şu an Steam'de en çok oynanan oyunlar listesinde. Bravo. Ama bu firmaların üretimlerinin yani elde ettikleri gelirin %95'i yurt dışından geliyor. Çünkü şey diye düşünmüyor. Hani bir oyun yapalım da Türkiye pazarında satalım diye düşünmüyorlar. Bir oyun yapalım dünyada 200 ülkede oynarsın diye yapıyorlar. Bence zaten vizyon böyle olmalı değil mi? Böyle olmalı elbette. Zaten bakıldığı zaman. Peki bu bahsettiğimiz dünya çapında üne sahip oyunlar var mı fazla? Türkiye'den üretilmiş. İki elin parmağını geçebilecek düzeyde mi? İki elin parmağını geçmez. Hani geçmez. Kendimizi de kandırmayalım. Ama şöyle bir İşte bunu geliştirmek lazım. Yani olayın şimdi, püf noktası bence burada işte. Ama bunun için çok güçlü bir potansiyelimiz evet. var. Çünkü iki tane gerçek var. Bir, Türkiye... Genç neslin çok fazla olması önemli aynen. değil mi? Genç nesil çok fazla Türkiye'de ve oyuna inanılmaz bir merak var. Türkiye'de 30 milyon insan oyun oynuyor. Oyuna merak var mı diyorsunuz? Aynen. Ve bunun yaklaşık 20 milyonu genç, üretmeye hazır, dinamik nesilden oluşuyor. İkincisi Türk insanı çok girişken
ve bir şeyler üretmeye, farklı bir şeyler yapmaya meraklı. Yani ben şeyle kıyaslıyorum, Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslıyorum. Diğer ülkelerde gençler biraz daha şeyler, bizimkilere kıyasla daha yavaş hareket ediyorlar. Biraz daha işi hani böyle iş gibi görüyorlar. Ama Türkiye'de gençler bunu tutku olarak görüyor. Mesela iki tane genç, lise öğrencisi bir araya geliyor. Oturuyorlar. Sırf eğlenmek için belki de bir oyun yapıyorlar. Bakıyorlar iyiye gidiyor. Biraz daha geliştiriyorlar. Belki hani çok da para kazanabilecekleri bir ürün değil. Ama bir bakıyorsunuz hemen Apple'ın, Google'ın platformlarında ya da Steam'de satışa sürmüşler. Oyuncuyla buluşturmaya çalışıyorlar. Ya da mesela işte bizim dergimize inceleme yapın diye yolluyorlar. Çok amatör olsa bir iki liseli gencin iki ayda yaptığı bir ürün. Hani dünya devi olmasını bekleyemezsiniz elbette. Ama böyle böyle zaten gelişecek o ama. O kadar hızlı gelişiyorlar, o kadar kalabalıklar. Bravo. Ve her gün o kadar çok çıkıyor ki. Hani biz şeyi görüyoruz yani bu çocuklar oyun yapa yapa, yanıla yanıla, kaybede kaybede bundan 5 sene sonra bir oyun yapacaklar ve para kazanacaklar. Ve oradan alıp belki bundan 10 sene sonra dünya piyasasında ses getirebilecek oyunlar geliştirmeye başlayacaklar. Son sorumu yönelteceğim. Vaktimiz tamam. Şu an bitmek üzere. 1-2 dakikalık bir zaman dilimimiz kaldı. Yani. Gençlerin çalışmalarından bahsettiniz ya. Evet. Ya bu gençler zannediyorum alaylı olanlar değil mi? Elbette ya. Oyun sektörü mektepli, böyle zaten. Mektepli olmak Hı-hı. veyahut alaylı olmak diye bir ayrım söz konusu mu? Çok şu yok. An çünkü mektepli olmak için Türkiye'de gereken özveri üniversiteler tarafından örneğin veyahut devlet tarafından gösteriliyor mu acaba? Kimi üniversitelerde var. Mesela Bahçeşehir Üniversitesi hem eğitim konusunda hem gençlere destek olmak konusunda ciddi atılımlar yapıyor. Mesela Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik laboratuvarını açmışlardı. Türkiye'nin ilk inkübasyon merkezlerinden birini açmışlardı. Son olarak da ilk defa Türkiye'de e-sporculara burs verdiklerini açıkladılar. Kendi takımları Wrighton Üniversiteler Ligi'nde zaten çok başarılı devam ediyor. Şu an işte gidip orada e-sporcular aynı futbolcular, basketçiler gibi burs alabiliyorlar. Mesela onların yaptığı bir yatırım var bu konuda. Ama bunlar çok yeniler henüz. Yani henüz Türkiye'de oynama konusunda mı, geliştirme konusunda mı? Oynama konusunda. Geliştirme konusunda aynı. Var mı acaba? Geliştirme konusunda da kendi lisans programları var. Hmm, anladım. Yüksek lisans programları. Bilgisayar ama programcılığı, şu an, bilgisayar mühendisliği. Tabii sektörün ihtiyacına cevap vermekten uzak. Türkiye'de evet. Oyun sektörüne çok ciddi bir iş gücü açığı var. Hani ne kadar genç katılırsa kendi yaptıkları oyunlarla biraz deneyim kazandıklarında hani oyunlardan para kazanamasalar bile mutlaka oyun sektöründeki önemli stüdyolarda iş imkanına sahipler. Tuğbek Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür Bizlerle ediyorum. Birlikte oldunuz. İlerleyen haftalarda bir kez daha rahatsız edeceğiz. Misafir zaman. Etmeye çalışacağız. Seti Medya kurucu ortağı Tuğbek Ölek'le birlikteydik. Programımızın ikinci bölümünde bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası. Sevgili seyirciler, Orta Koridor programımızın ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Yine her hafta olduğu gibi daimi konuklarımız TCL Stats kurucu ortakları Kürşat Orhan ve Murat Şengöz bizlere Yükselme Ligi'ni yorumlayacak. Yükselme Ligi'nin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarı final maçları oynandı. Yarı final maçlarının ardından final müsabakasında şampiyon belli oldu. Dolayısıyla bu bölümü yorumlayacağız. Şunu da belirtelim, Galatasaray e-sports takımı da önümüzdeki sezon, yani bu Yükselme Ligi'nin bu bölümü bitti. İleriki oynanacak organizasyonda yerini alacak, mücadele verecek, şampiyonluk ligine bir kez daha yükselmeye çalışacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz Kürşat Bey? İyiyiz, teşekkür ederiz. Her şey Serbay Bey, siz nasılsınız? Bu programda sizin üzerinize oynayacağız. Bir mahsuru yoksa eğer. Tabii, nasıl isterseniz. Çok teşekkürler. Başlayalım istersen sevgili Kürşat. Yarı final maçları. Team Kurtaliti, Çilekler ve Pep, Team Vulture maçları oynandı. Genel bir değerlendirme alayım, ardından maçları da yorumlayacağız. Genel bir değerlendirme alalım. Şöyle, Team Turquality Çilekleri yendi. 3-1 galip geldiler. P3B Team Vulture karşısında 3-0 kazandı. Ve ikisi finale çıktı. Yükselme Ligi'nin şampiyonu direkt olarak Şampiyonluk Ligi'nde yer almaya hak kazanıyor. Tabii geçtiğimiz mevsim biliyorsunuz, kış mevsiminde Galatasaray Lig'den düştü. Onun yerine P3B takımı almış bulunuyor şu anda.
Şampiyonluk Ligi'nde direkt olarak yer alacaklar. İkinci olan takım ise 7. sıradaki Dark Passage ile oynayacak. Diğer 3. olan Çilekler ise yine ligde yer almaya hak kazandı. Yalnız onlar da bir playoff mücadelesi oynayacaklar. Daha sonra da Şampiyonluk Ligi'nde yer alıp almayacakları, seneye Yükselme Ligi'nden mi devam edecekler, Şampiyonluk Ligi'nden mi, bu belirlenmiş olacak. Genel hatları bu. Team Türk Kalite Çilekler maçında... Bir tane takım mı çıkıyor sevgili Kürşat? Yani Yükselme Ligi'nin şampiyonu Şampiyonluk Ligi'nde mi mücadele edecek? Bir takım. Evet. Direkt olarak P3P. Doğrudan. Galatasaray'ın ardından yerini aldı. Ardından bile playoff mu oynanacak? İkinci ve üçüncü takımlarda playoff oynayacaklar. Hı. Altıncı ve yedinci sıradaki takımlarla beraber. Onun da... çıkması garanti değil, bir playoff mücadelesi. Evet. Tabii. Çıkacak. Şu an garanti olan P3P sadece. P3P anlaşıldı. Murat'cığım senden de bir genel girizgah rica edeyim. Tabii şöyle, yarı final mücadeleleri uzun bir maraton geçirdi Yükselme Ligi'nde oynayan takımlar. Aslında bir sürpriz olmadı. Belki Tim Walcher'ın bu aşamaya gelmesi sürpriz denebilir. Çünkü geçen sene ligden düşmüş olan eski adıyla Beşiktaş, yeni adıyla Oyun Hizmetleri takımı vardı ama Oyun Hizmetleri beklenen hiç veremedi ve ligine yazık ki sonuncu sırada tamamladılar. Tim Walcher haricindeki diğer bütün takımların zaten Yükselme Ligi ilk başladığında bu özellikle yarı finali oynayabilecekleri az çok tahmin edebiliyordu. Yarı final mücadelelerinde de bu ikili eşleşme, Team Turkuat Çilekler ve P3P Team Walcher arasındaki eşleşmede de bir sürpriz yaşanmadı. Normalde güç dengeleri, kadroları daha iyi olan takımlar kazandılar. Team Turkuat ve P3P final oynamaya hak kazandı. Yükselme Ligi'nin geçen hafta da söylemiştik aslında. Böyle bir dinamizmi var. Kendine özel farklı yorumlamaları var. Bunun sebebi de genelde bu seviyedeki oyuncuların, Yükselme Ligi'ndeki oyuncuların daha çok tekli dereceli sıralı maçları atması ve bundan dolayı takım oyunu ve uyumuyla alakalı biraz daha bireysel performansları ön plana çıkıyor. Bu noktada da en çok yıldıza, bireysel yıldıza sahip olan takımlar Team Turkuat ve P3P finalde oynamaya hak kazandı. Açıkçası maçlar keyifli geçti diyebiliriz ama favorilerin kazanmasından dolayı ve farklı kazanmalarından dolayı bir sürpriz yaşatmadı. Böyle bir heyecan yaşamadık yarı finalde. Örneğin yarı finalde Team Kurtuality Çilekler mücadelesinde 3-1'lik Team Turkuality'nin galibiyeti var. Keyifli bir maç mıydı? Şöyle, Team Turkuality'nin zaten özellikle orta koridor oyuncusu Soshi'nin bireysel olarak çok yetenekli olduğunu biliyorduk. Bu noktada Soshi'nin ve özellikle jungle'larının birlikte uyumuyla o orta koridordaki gücü diğer bütün koridorlara dağıtarak rahat bir galibiyet aldılar. Çileklerin de aslında orta koridoru Umut'tu yanlış hatırlamıyorsam nickini. O da gelecek vadeden bir oyuncu. Ama Soshi'ne karşı özellikle Soshi'nin koridoru bireysel performansıyla çok iyi kazanmasından dolayı rahat bir seri geçirdiler diyebiliriz. Team Turkuality'nin özellikle objektif kararlarında bu seride çok başarılı olduğunu gördük. Murat'ın yorumladığı maçta oranlar nasıl? Şöyle söyleyeyim, Soshin Talon oynamayı çok seven bir oyuncu ve bunu istatistiklerine de yansıtıyor. Zaten Talon üzerine bir oyun sergilediler ve Tinks'le beraber, ormancıları Tinks'le beraber çok baskın attılar. İşte üst koridora gittiler, alt koridora gittiler, oradan skor çıkarttılar. Ve Tinks ekstradan Murat'ın da bahsettiği gibi objektif kontrollerinde çok iyiydi. Üçüncü maç haricinde, kaybettikleri maç haricinde ejder bırakmadılar neredeyse. Ve Çilekler Talon'u banlamak zorunda kaldılar. Ben de bunları söyleyebilirim. Bu Yükselme Ligi ile Şampiyonluk Ligi'nin kurallar tamamen aynı değil mi Murat? Tabii şöyle. Her şeyle aynı. Yine bir lig usulü var. Yalnızca Yükselme Ligi finalleri diye geçiyor bu Yükselme Ligi'ndeki ilk 6 takım yanlış hatırlamıyorsam. Bu 6 takım arasına girebilmek için bölgesel elemeler oluyor. Online turnuvalar oluyor. Bu online turnuvalara katılıp işte 5 arkadaşlık gruplar da olabilir. Böyle profesyonel organizasyonlarda da katılabilirsiniz. Ülkenin her yerine ulaşabilmek için. Aynen öyle. Online bir organizasyon oluyor. Yani Türkiye'nin herhangi bir ilinden o turnuvaya katılıp o turnuvada belli bir baraj puanı var. Onu almanız gerekiyor. Onu aldıktan sonra bu 6 takım arasına giriyorsunuz. Bu 6 takımda nasıl belirleniyor? Oradan 4 takım. Futbolda olduğu gibi bildiğin seçmeler yapılıyor. Tabii, seçmelerden tabii. Yetenekli olanlar sıyrılıyor. Aynen öyle. 6 takım var. Bunların ikisi bir önceki mevsimden
düşen iki takım oluyor. Geçen sene oyun hizmetleri ve çilekler vardı. Onlar direkt geçen sene 3 takım düştü. Team Tur Quality, çilekler ve oyun hizmetleri düştü. Bu 3 takım yani düşen... Oyun hizmetleri de güzel bir isimmiş. Oyun hizmetleri. Evet. Değişik valla. Şöyle, o takımlar direkt yer alıyor. Direkt finallerden başlamaya hak kazanıyorlar. Geri kalan eksik takımları da bu bahsettiğim o eliminasyon sisteminden belli baraj puanını alan takımlar oluşturuyor. Ki orada da P3P ve Team Vulture vardı. Pep, Team Vulture, evet. Yarı final mücadelesinde sayılar neler söylüyor? Şöyle, şimdi Pep takımında tecrübeli bir ormancı var, Crystal. Tabii takımda çok fazla tecrübeli oyuncular var. Ancak Crystal daha önce finallerde yer almış bir isimdi ve Crystal oynadığı Team Vulture karşısında oynadığı mücadelede takımını öne çıkaran bir ormancıydı ve hatta o mücadelelerin bir tanesinde Baron çaldı. Ve burada aslında hani Baron'u çarpı atmak kolaydır ama o son vuruşu yapmak zordur. Crystal bunda çok başarılı bir isim. Bu da fark yaratıyor tabii takım adına. Murat. Bunu söyleyebilirim. Şöyle Pep ve Team Vulture arasında oynanan maçta aslında güç dengeleri Kürşat'ın da bahsettiği gibi kadronun çok güçlü olmasından dolayı Pep'ten yanaydı. Çünkü ilk başta ligi biraz çalkantılı başladılar. Çok güzel bir Vardax gibi Avrupa'dan önemli bir nişancı rolündeki birini buraya getirip oynattılar. Ama istenen o takım uyumunu yakalayamamışlardı. Özellikle lig aşamasında. Ondan sonra belli bir dönemden sonra bir revize kararı aldılar ve takımı neredeyse tamamen değiştirdiler diyebiliriz. Evet. 4 isim değiştirdiler. Bu değişiklikler olduktan sonra Pep'te tamamen bambaşka bir Pep gördük diyebiliriz. Sebebi de şu. Ormancıları çok tecrübeli bir ormancı. Kürşat'ın da bahsettiği gibi Crystal. Dark Passage'de oynarken dünya şampiyonası oynamış bir ormancı. Üst koridorları da Hios. Aslında Hios daha önce Team Aurora'da ve Dark Passage'de izlemiştik performanslarını. Farklı nedenlerden dolayı iki takımdan da ayrılmıştı. Ama bu nedenler performansla alakalı nedenler olmadığını düşünüyorum. Çünkü Hios'un performansı hep belli bir düzeyin üstündeydi. Açıkçası yükselme ligine geldikten sonra da zaten bu tarz oyuncular... Yani Süper Lig oyuncuları bir alt ligde daha rahat oynayabiliyorlar. O noktada da Pep açıkçası biraz daha böyle yıldız oyuncularının ekmeğini yedi diyebiliriz ve çok rahat bir seriye geçirdiler. Çok rahatça 3-0 kazandılar Team Vulture karşısında. Final maçından önce üçüncülük mücadelesi yaşandı sevgili seyirciler. Çilekler ve Team Vulture arasında oynanan maç Çileklerin 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı ve üçüncü oldular. Nasıl yorumlarsın? Murat bahsetti zaten. Team Vulture'ın burada olması çok sürprizdi. Çilekler geçen sene düşmesine rağmen ligde herkesin sevdiği, sempatisini kazanan bir takımdı. Ve onlar düştükten sonra acaba lige çıkabilecekler mi, nasıl oyun oynayacaklar diye bekleniyordu. Oyun hizmetlerinin aksine biraz daha iyilerdi ve ligi 3. bitirmeye hak kazandılar bu 3. mücadelesinden sonra. Ve onlar da bir playoff mücadelesi oynayacaklar. Daha sonrasında yükselme liginden mi devam edecekler, şampiyonluk liginden mi, bu belli olacak. Bu çok alakasız bir şey olacak ama takımlar isimlerini seçerken, kullanacakları nickname'leri seçerken farklı şeyler mi seçmeye çalışıyorlar? Yani şöyle... Veya kendilerinden bir karakter özelliğinden bir aktarımda bulunabileceği mi? Kullanıcı adı seçiyorlar acaba? Yani sanırım Çileklerin şöyle bir hikayesi vardı. Çilekler nereden geldi oraya? Evet, yanlış bilmiyorsam o zaman Galatasaray'ın transfer dönemiyle alakalı öyle bir mi? Çilek hikayesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Başkan Ünal Aysal'ın Çilek sözünden mi kaynaklanmış? Evet, şöyle bir yani bildiğim kadarıyla öyle o dönemde bir Çilek hikayesi vardı. Hepimiz bir Çilek izliyor evet, yani. Evet, oradaki hikaye de öyle İddialı bir söyleme diye biliyorum ama tabii şöyle çok farklı isimler de var. Çaydanlık diye takım da vardı eskiler bilir. burada yani... Ama bence ismi seçme konusu çok önemli. Tabii. İlgiyi, alakayı, reklam kısmını, marketing kısmını evet. isminle belki bir popülerlik kazanabilme şansın var. Tabii yani sonuçta dediğim gibi özellikle bu yapılar çok profesyonel yapılar olmaya başladıktan sonra işte yükselme liginden çıkıp şampiyon ligine ondan sonra dünya turnuvalarına gitmeye başladıktan sonra belki bu tarz troll diye tabir edeceğim isimler değişikliğe gidebilirler ama... Aslında isimden çok organizasyondan. Sen gayri ciddi olduğunu mu düşünüyorsun? Açıkçası şöyle gayri ciddi demek peki. Çok iddialı ama
Güzel biraz, karşılamıyorsun galiba. Evet yani biraz daha en azından. Daha profesyonel mi olmaları lazım? Tabii yani bir takım ismi olarak en azından bir yabancı olmasına gerek yok ama bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Ben yabancı olmasından yana değilim kesinlikle. Yani ama evet. Şöyle de bir şey var. Dolayısıyla çilekler bence gayet iyi. O anlam meselesi herkese göre değiştiğini düşünüyorum ben. Mesela adam bir tane şarkı dinler. İşte kovaladıkça kaçan ateş böceği misin diye. Bir makarna ile ilgili bir nick vardı hatta. Christopher konuğumuzdu kendisi. Ton balıklı makarna mıydı? Evet, ton balıklı makarna yedin. Çok değişik. Mesela o az önce bahsettiğim örnekte de işte kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Çok o, güzel bence. Ya bence de güzel, anlamı olabilir evet. Ama ya ateş böceği yerine mesela bunun İngilizcesi yazılsa biraz daha hoş olabilir. Kesinlikle sana katılıyorum. Kesinlikle Kürşat şu an benim gözümde bittin. Türkçe karakter kullanmak, Türkçe kelime kullanmak kadar güzel bir şey var mı? Ama şöyle Türkçe yurt dışında bir turnuvaya katıldığımızda ateş böceği yazıyor. Olsun, ateş böceği. Olsun hiç önemli değil yani onların... evrensel değil İngilizce diye onu kullanacağız diye bir kaide bence kesinlikle tabii yok. Tabii ki. Muratçım nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle çilekler gayet güzel oynadılar Tim Walsh karşısında. Zaten üst koridorlarında Smoke transferi yapmışlardı. İlk başta oyun hizmetlerinde başlamıştı. Hatta Smoke'u Galatasaray formasıyla da izlemiştik. Sergen Smoke. Evet. Örneğin yasak yani bunu kullanmak normalde. Aslında şöyle duman demek. İngilizce diye kullanabiliyoruz. Duman demek çok böyle bir şey yok. Sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir durum var. Smoke üst koridorda hatta Galatasaray'da da Galatasaray'ın kazandığı tek maçta da tek maç seride Smoke oynamıştı. Çok yetenek vaat eden bir üst koridor oyuncusu. Ki bu dönemde Türk üst koridor oyuncularının sıkıntıları çektiğini biliyoruz. Takımların Türk destek oyuncuları bulmakta sıkıntı çektiğini biliyoruz. Açıkçası Smoke'un üstün performansı Tim Walcher'a karşı çilekleri bir adım öne çıkardı. Çünkü dediğim gibi Yükselme Ligi biraz daha takım oyunu tabii ki League of Legends'a çok önemli. Ama bireysel performanslar eğer koridorlara göre daha ileride olursa takımlar da çok daha rahat kazanabiliyorlar. Evet. Üçüncülük mücadelesini de yorumladık. Son olarak şampiyonluk maçını değerlendirmeye çalışacağız. Team Turquality Pep mücadelesi. Pep'in zaten şampiyon olduğunu söylemiştik. Finalde 3-1'lik skorla galibiyeti aldı. Buyurun. İsterseniz orada maç maç gidelim. Çünkü final evet. Mücadelesi önemli bir mücadele. İlk maçta Team Turquality... Kaç maç? 5 maçlık seri üzerinden oynuyor. 3 final maçı 5 evet. Maçtan buluşuyor. Evet. 3'e ulaşan kazanıyor. Anladım. Şöyle. İlk maçı P3B kazandı Team Turquality karşısında. Yine Crystal'ın tecrübesine dayanarak bir baron çaldığını gördük. Charu Orianna oynamıştı ve 7-1-4'lük bir performansı vardı. Galibiyette en etkin rol üstlenen isimlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda Hios da Shen oynadı aynı karşılaşmada ve o da 4-0-7'lik bir performansla bitirdi. O ekleyeceğim şöyle bir şey var. Ben biraz daha şampiyon seçim yasaklamadan bahsedeceğim. Çünkü final mücadelesinde gerçekten iki kaliteli takım bir araya geldi. Hem Pep hem Team Turquality. Gerçekten kadro kalitesi anlamında da bireysel performans anlamında da iyi işler başararak buraya geldiler. Açıkçası Pep'i biraz daha önde görüyordum. Çünkü tecrübeli oyunculardan oluştuğu için onların daha rahat bir seri geçireceğini düşünüyordum. Ama Team Turquality özellikle ilk maç için konuşmak gerekirse seçim yasaklama ekranında biraz geri düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü P3P aslında Shen Rexxei seçimiyle nasıl bir kompozisyona gitmek istediğini biraz belli etti gibi. Çünkü eğer Shen ve Rexxei alıyorsanız bir ultra saldırı gücü, hyper carry diye tabir edeceğimiz bir hyper carry alıp ve ona kalkan veren orta koridor ve supportla beraber onun üzerinden bir oyun döndürüyorsunuz. Bu kompozisyon nasıl kontrol alınabilir? Bu kompozisyon aslında şöyle kontrol alınabilir. Daha çok kitle kontrol etkisi, daha çok oyuncuya baskın, belki işte koş koş diye tabir ettiğimiz Sivir, Karma, Lulu içerisinde bulunduğu bir kompozisyon kurulabilirdi. Ama Team Turquality ilk maçta bunu tercih etmedi. Gragas, Nidalee, Ahri ve Ezreal Lulu'yu aldılar. Sadece 3 şampiyonda kitle kontrol vardı ve onların da bekleme süreleri çok fazlaydı. Açıkçası bu maçta biraz daha takım kompozisyonundan kaybettiklerini söyleyebilirim. İki takım da dengeli bir yere kadar oyunu dengeli oynadılar. Ama dakika 25'ten sonra zaten Team Turquality'nin kompozisyonu geri düşecekti.
P3B'nin kompozisyonu ileri çıkacaktı ve onu gördük. P3B de bu maçı rahat bir şekilde galip geldi. Sen P3B diye telaffuz ediyorsun. Değişik, Pep diye mi? Değişik telaffuzları var. Yani Pep'te oynayanlar şu anda bizlere kızmasın. Gerçek ismi hangisiyse onu kullanalım. Şöyle yazarken P3P yazılıyor ama 3 internet dilinde E anlamına geliyor. Daha Pep, o zaman Pep demekle Pep, mahsur yok yani. Evet, evet. Peki Pep dışında şu anda Şampiyonluk Ligi'ne kimler yükselecek? Geri kalan Team Turquality ve Çilekler ligin Şampiyonluk Ligi'ni 6 ve 7. bitiren takımlarla playoff oynayacaklar. Evet. O maçlardan eğer galibiyetle ayrılırlarsa yükselmiş olacaklar. Evet, yani. Şanslarını nasıl görüyorsun? Şöyle özellikle bir El Clasico diyeceğim tekrardan ama bu sefer tersten bir El Clasico olacak. Dark Passage, Team Turquality ilk finalistler. Çok fazla birbirleriyle karşılaştılar Şampiyonluk Ligi'nde. Şimdi ise düşmemek için mücadele edecekler. Çok açıkçası benim için duygusal, hüzünlü bir maç olacak. Çünkü iki tarafta gerçekten bu e-spor'da Türkiye'nin ilk ekol kulüplerinden biri. Ama Dark Passage'i biraz daha önde görüyorum. Çünkü şöyle Team Turquality'de çok yetenekli bir ortak oyunu var. Ekolken şu an ne hallere düştük diyorlar mıdır? Team Turquality kesinlikle diyordur. Ama Dark Passage daha kesin olarak düşmediği için belki son bir köprüden önce son bir çıkışları hamleyle var. Evet. Belki daha o kadar hüzünlenmemiş olabilirler. Ama dediğim gibi bu iki eşleşmenin sonucu hangi takım düşerse düşsün iki ekol takımında bir alt ligde olması beni üzecek. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta performans, yatırım, takım mühendisliği bunlar çok önemli şeyler. Dark Passage'i bir adım daha önde görüyorum. Sebebi de Team Turquality'nin genç yeteneklerden oluşması diye düşünüyorum. Soshin gibi aslında saatli bomba diyeceğim. Çünkü ne yapacağı belli değil. Karşısında ligin en iyi Türk orta koridorlarından biri var. Immortor'u. Bireysel olarak çok yetenekli. Evet şu an düşme mücadelesi veriyor olabilir ama bireysel olarak şampiyon havuzunun ne kadar geniş olduğunu ve ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Orada bence Soshin'in Immortor'a karşı performansı çok fazla etkileyecektir. Ki Dark Passage'da Avrupa'nın en ünlü orta koridorlar, üst koridorlarından biri var. Wicked. Onun da performansı çok önemli. Çünkü genelde yurt dışından gelmiş oyuncuların bir alt ligdeki takımlara karşı verdiği önem, o maçlardaki işte hissiyatı da çok önemli. Eğer o maç, bu maçı biraz daha kolay görüyorsa Dark Passage bence yanılıyor. Team Turquality de güçlü bir ekip. Ama Dark Passage normal performansını sergilerlerse Team Turquality'yi eleyebileceklerini düşünüyorum. El Clasico ile ilgili Kürşat'ın da yorumunu alayım. Tabii. Ardından kapatalım. Murat'ın dediği gibi aslında El Clasico şimdi bakınca e-spor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe girmeden bu işe Dark Passage ve Team Turquality üzerinden gidiyordu. Ve çok iyi isimler geldi. Hatta ilk Koreli oyuncuyu Türkiye'ye getiren Team Turquality'dir. Şu an Fenerbahçe'de oynayan Rich'i de Türkiye'ye getiren Team Turquality'dir. Bu yüzden bir aslında vizyon sahibi denebilecek bir takım. Geçen sene şanssız bir şekilde düştüler. Bu sene bir benzerinde Dark Passage yaşıyor. Ancak sonuç hala net değil. İşte Dark Passage düşebilir veya Team Turquality çıkamayabilir. Bunu oynanan karşılaşmada göreceğiz. Tabii ki Team Turquality çok iyi bir yükselme ligi geçirdi. Dark Passage kötü bir lig geçirdi ama o takım uyumu yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Bu yüzden heyecanlı bir mücadele bizi bekleyecek açıkçası. Kürşat, Murat çok teşekkürler. Sağ olun. Programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Neredeyse 55 dakika olmuş olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Orta koridorda Kürşat ve Murat dışında ilk bölümümüzde Tuğbek Ölek bizlerle birlikte olmuştu. Programımızı kapatırken programımıza yardımlarıyla katkıda bulunan Oğuz Alp'ten, Anıl Seçmen ve Kaan Yılmaz kardeşlerime canı gönülden teşekkürlerimi sunduktan sonra herkese mutlu günler diliyoruz.